Ve Bodrum'dan bir haberle devam ediyoruz. Bodrum ilçesi Göltürkbükü beldesinde gırgır teknesinden döküldüğü sanılıyor. Tonlarca ölü balık kıyıya vurdu. Ayrıca telef olmuş bir de kara batak vardı. Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü beldesi Cennet Koyun'da gırgır teknelerinden döküldüğü sanılan tonlarca ölü balık karaya vururken telef olmuş bir de kara batak bulundu. Gagası plastik kelepçeyle bağlandığı belirtilen karabatağın beslenemediği için açlıktan telef olduğu sanılıyor. Sahil Güvenlik'le Av ve Yaban Hayatını Koruma Vakfı sorumluların bulunup cezalandırılmalarını sağlamak için çalışma başlattı. Cennet Koyun'a gırgır tekneleri tarafından para etmediği gerekçesiyle denize dökülen tonlarca sarpa cinsi balık karaya vurdu. Balıklar kötü kokuya neden oldu. Koku 4 kilometre mesafedeki Göltürkbükü beldesine kadar ulaşırken Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milas Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkileriyle Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koya gelerek inceleme başlattı. Ölü balıklardan ve sudan incelemek üzere numuneler alındı. Koydaki incelemeler sırasında gagası plastik kelepçeyle iki yerinden bağlanmış ölü karabatağa rastlandı. Balıkçıların ağlarına takılan balıkları yediği için cezalandırmak için gagasına kelepçe takıp denize bırakmaları nedeniyle açlıktan telef olduğu sanılan zavallı hayvanı görenler şok oldu. İletişim uzmanı ve hayvansever Mutlu Acar Aykut gözyaşlarını tutamayıp tonlarca balığı denize dökerek Cennet Koy'da çevre felaketi yaratırken boş durmamışlar, bir de sadece yaşamak için mücadele veren bir kara batağı işkence yaparak katletmişler. Bunu yapanlar insan olamaz dedi. Av ve Yaban Hayatı Koruma Vakfı Eski Başkanı Emekli Büyükelçi Süha Umar, karabatağın işkence yapılarak telef edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu işkenceyi acımasızca yapanlar gırgır balıkçılarından başkası değil diyen Umar, usule aykırı avlanırken para etmeyen balıkları teknede tutmamak için denize dökerken amacı sadece birkaç balık alıp yaşamını sürdürmek olan koruma altında ve avlanması yasak karabatağın ağzına iki plastik kelepçe bağlanıp ölüme terk etmek ağır para ve hapis cezasını gerektirir. Denizden ekmeğini kazanan insanların böyle bir şey yapmaları korkunç bir olay diye konuştu.